Geldin mi? Geldim. Duda abla, kedi köpek maması sipariş etmişsin. Ettim, ettim evet. Sen şimdi koy şunları şöyle. Şakir abin görmesin. Görünce söyleniyor bir dünya. Vay efendim, köy yerinde kediye köpeğe parayla mama mı alınırmış? Öyle miymiş? Böyle bir dünya söyleniyor. Koy sen şöyle. Haklı bence. Doğa da aç kalmaz onunla. Allah'ım koy sen yahu, koy. Hadi. Allah'ım bu da büyümüş de küçülmüş yani. Ay çocuğum inşallah buna benzer de öyle zirzop olmaz. Heh. Koydun mu? Koydum abla. Nedir şimdi benim sana borcum? İkisi 80 ablam. Dur bekle. Al bakalım sen bunu. Üstü kalsın, güle güle harca. Harcamam. Okul Ağustos'ta açılacakmış bu sene. Bir an evvel para biriktirmem lazım. Aferin sana lan. Sağ ol ablam. Allah bin bereket versin. De hadi kolay gelsin. Ay şunları da Şakir görmeden koyayım bari. Sonra uyanıyor tersinden, bir dünya söyleniyor. Sen Şakir Bey, uyu ne güzel vallahi. Şimdi bunları, bunu şöyle bahçenin iç tarafına koyayım ama önce şunu şu tarafa götürüm çünkü orada daha çoklar. Aa, Yıldız, hoş geldin. Kız, ne oldu sana, iyi misin? Ya. Dudu canım çok sıkkın, biraz konuşalım mı? Ah canım benim ya, olur konuşalım. Ama Şakir bahçede uyuyor, içeri geçelim biz. Bak çayım da taze, yeni demledim. Rahatsız etmeyeyim. Kız yok, Şakir'i uyurken kimse rahatsız edemez, sen merak etme. Şimdi kesin Milan'la falan oynuyordur o. Hadi gel. Mümkün ha. Pazarı arayan da. Kadın aslında. Aslında. Gol mü oldu? Ne oldu ya? Ne ya? Baba. Dudusyuma bak ya. Kendine kayfaltıda gevrek hazırlamış. Sankım Kolombiyalı. Demek ki hamile olunca insanın böyle dalak tadı da değişiyor ya. Ukrestik bir lezzet. Balıklı mı acaba? Balıklı, ciğerli gibi de. Vallahi aşkısıma bak he. Ağzının tadını biliyor. Keşke lavajında olaydı. Hakikaten acıkmışım ya. Vallahi ne iyi geldi. Midemin suyun da aldı. Baş ağrım bile geçti. Demek ki mükemmel acıktanmış ya. Ne oluyor ya? Salıncak kimi sallanıyor? Masaya yer ya. Havayla gök müydü ya? Bir de bu oğlum. Başım dönüyor. Param ne oluyor bana?
Bide gitti. Ne sefa. Ne sefa. Başım bayı. Başım dedi. Bidem bu. Nefes al Dudu. Dudu nefes ver. Şey komlar. Boyu bu. Baya ulan nefes al, başım deniyor. Canlar Dudu. Demek o yüzden sen bu kadar üzgündün. Gözümden kaçtı sanma. Yani evet. Babam çok katı insafa karşı. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani bayramda elini bile öptürmediğine göre durum bayağı vahim. İnsaf ne diyor peki bu duruma? Umru değil ki. Ya zaten el öptürmeler yasak, ondan elini öptürmedi. Bana dedi çıktı işin içinden. Ama babam bayağı tavır yaptı. Hatta... Bunu bir daha buraya getirme, gelirsen sen de gelme dedi. Oo. Yani ne yapacaksın peki? Ayrılacak mısın yoksa? Nasıl ayrılayım Dudu? Çok seviyorum insafı. Yani ne yapacaksın o zaman, babana rağmen evleneceksin insafla Yıldız? Onu da yapamam. Ne yapacaksın o zaman Yıldız? Hiç bilmiyorum. Sana geldim işte, belki aklına bir şey gelir, yardım edersin. Yani Yıldızcığım, ederim. Elimden geleni yaparım tabii ben. Ama bu konuda senin tek ilacın Badegül. Çünkü o da neredeyse imkansız olan bir evlilik yaptı. Ya. Tabii. Ya zamanında Meryem abla Badegül'ü aldı götürdü buralardan. Halim abim gitti peşinden, kaçırdı Badegül'ü getirdi geri. Onlar da böyle büyük badireler atlattılar işte. Ama bak, şimdi evlendiler. Mutlu mesut yaşıyorlar, ne güzel. O yüzden bence biz Badegül'ü arayalım. Ama o da yani çıkmıyor ki evden, salgında hep evdeydi. Doğru. Yani kızın da psikolojisi bozuldu iyice. Aa. Şakir çaldırdı beni. Uyandı mı ki o? Dudu. Dudu. Aa. Dudu. Ay Şakir, yine mi ya? Bu sefer yine acaba Şakir'cim, böyle mi ravaşanta mı? Hangisi ha? Bir ama anne. Anne. Kırpmayın mı ya? Şakir? Aa. Şakir, iyi misin? Şakir. Aa. Yıldız! Yıldız koş! Yıldız koş! Koş! Ay ne oldu? Koş, insafı ara. Çabuk insafı ara. Başım dönüyor, midem bulanıyor falan diye insafı ara. Hayır! İnsafı arama! O pis. Benim oğluşumla ilgili şaka yapar. Yoksa Şakir Hoca'ya kardeş mi geliyor der. Arama insafı. Yıldızcığım, geçen gün kafasına kalas düştü ya. Sabah da bir başım dönüyor falan dedi. Şimdi de mide bulantısı, baş ağrısı. Ay, Yıldız, ara insafı. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ara, çabuk gelsin yardıma. Şakir, Şakir. He sevdiciğim. Neredesin, ne yapıyorsun? He neredeyim ya? Sağlık Bakanlığı'nın son bir haftalık verilerini karşılaştırıyorum. Bakan vakalar ne zaman sıfırlanacak onu hesaplamaya çalışıyorum. Ay sana mı kaldı bunlar? Öyle de mi sen sevdiceğim ya? Ülke olarak uzman olduk hepimiz. Neyse boş ver şimdi. Şakir hasta, çok kötü. Midesi bulanıyor, başı dönüyor. He? Bebeğe kardeş mi geliyor yosu ya? Ay bu espri hakikaten yaptın yani. Ya koş, hadi koş, yardım etmemiz lazım. Çok kötü. Tamam tamam, merak etme. Hemen geldim. Kızım kızım. Şakir. Hadi kalk. Kızım kalk. Kalk, kalk Şakir'cim kalk. Kalk hadi. Kalk hadi Şakir. Şakir'cim kalk hadi, kalk. Ay hadi Şakir kalk. Nefes al ver Şakir. Al ver. Al nefesi. Ver. Nasıl deniyor? Nasıl deniyor? Bak. Şakir, Allah. Dur, dur Şakir, dur, dur, dur.
Hayır, Şakir. Şakir dur, dur, dur. Allah'ım ya. Yani şimdi benim anlamadım konuş şu. Sen bir tuvalete girip çıkıp kendin geleceseydin, biz neden hastaneye gelip o kadar para verdik ya? Para mara vermedik insaf, devlet hastanesi burası. Ya misal diyorum ya. Devlet istese alır da istemiyorum. Bak Allah'tan devlet ceza. Üzeli de olsaydık var ya, o girdin tuvalete bile para verirdik. Ya onu bunu bırak, boş ver de. O zaman doktor bana niye gıda zehirlenmesi dedi, hı? Ya ben akşam herkesle birlikte lavajun yedim. Acaba velik benim lavajunumun içerisine katkısal madde koydu da benim midem istifa etmesin diye onu mu sağlamak istedi? Aman Şakir'cim, kim niye katkı maddesi koysun senin yiyeceğine ya? Ya müzik, misal. Olur mu canım öyle şey? Hepimiz aynı yerden ala ala yedik, iç içeydi hepsi. Hani bizde hiçbir şey yok. Hem Veli öyle bir şey yapacak biri değil ki. Bir dakika ya. Senin neydi Veli'den? Veli yemek sana mı kaldı? Aa. İnsaf, bunlar kıskançlık belirtileri mi yoksa ben yanlış mı anlıyorum? İlahi insaf ya, senden hiç beklemezdim yani böyle şeyleri. Saçmaladığının farkındasındır umarım. Evet ya, saçmalamasın bu. Ağzını her açtığında acaba ne saçmalayacak diye bekliyorum. Saçmalama be. Bir haftan da vardır mağabula. Sen kendin bak arkadaş. Ne? Bağ mı diktiriyorsun sen? Bağ mı dallanıyorsun? Vallahi beni delilendirme. Seni vallahi mollada bırakırım, götürmem geri ya. Doğru. Yapmadın ya, yaparsın. Biz işi gücü bıraktık, seni buraya getirdik çünkü. Şşşt. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hastanedeyiz biz ya. Neyse canım, konumuza dönecek olursak. Dudusya o zaman ben neyden zehirlendim? Hı? Şimdi mantıklı düşündüğün zaman benim başka bir katkısal... Sabah senin o kız ağzının tadını da biliyorsun. Sankım Kolombiyalı. Masanın üstüne ciğerli gevrek bırakmış. Bir tek onu yediydim. Katır kutur yapıştırdım valla. Bayağı da lezzetliydi. Ne? Şakir sen gerçekten yedin mi onları? İnsanların içinde sanki paramız yokmuş. Alırım ben sana, yenisini de alırım. Ne şey yapıyorsun aşkısım? Vallahi bayağı da lezzetliydi ha. Katır kutur taptaze. Yepyeni dünyası tatları. Hadi! Sen ne diyorsun, ne diyorsun? Benim kapı gibi raporum var burada ha! Allah Allah! Değiştir adamı bu ya! Tamam da hanımefendi. Bakın raporunuzun aslı burada. Makineden yeni çıktısını aldım. Misal ise bir durum mu var Meryem dayı? Pozitif, pozitif! Ne? Covid pozitif vakası mı var? Çağır, çok yetkili çağır! İmkanı! Şakir sus be Allah aşkına sus! Ercan bir şey söylesene! Ya ne söyleyeyim, ben de şok oldum biliyor musun şu anda? Bir saniye, ben şimdi boşuna mı 7-8 hafta babalık hormonu salgıladım? Ha? Hormonu mu verin bana? Ay Meryem abla ne oluyor, ne olmuş ya? Bu kadın bana hamile değilsin diyor. Siz neyin bilecek o bunu ya? Burada bey de diyor ki gözlenmiştir diyor. Buradaki kadının kirin çıkarttığını gözlemlememiştir diyor. Ben anlamadım yani. Sanırım sizdeki renkli fotokopiyle çoğaltılmış. Ana bu canım öyle şey Allah Allah ya. Ben bunu postadan aldım. Postadan kim değiştirecek bunu? Onu ben bilemem. Gerçek müsaade sizde kalsın isterseniz. Ayrıca o tarihten sonra başka bir hamilelik şüpheniz varsa... isterseniz onun için de ayrı bir test yapabiliriz. Yok. Evet, yoktu. Yani Ercan Bey 6 haftadır yok kendisi yanımda. Ben de onu diyorum işte. Aa Meri. Hah. Aklına bir şey geldi ya. De. Acaba biz yine muayene mi olsak? Belki vardır. Ercan beni deletme. Yani ilerlemin içine beni deletme. Ağzına çıkanı kulağın duysun. Çok yanlış anlaşıldım ya. Onu demek istemedim ben. Belki evraklar yanlıştır. Bilgisayar yanılıyor olamaz mı? Koskoca NASA'nın bilgisayarı yanılıyor ya. Bunlar havaya roket gönderiyor ya, patlıyor. Bu yüzden uzay işlemlerini özele devrettiler. Ne oğlum senin lan? Pardon ya, çok saçmaladım ben. Şok oldum o yüzden. Nasıl ya? Ben baba olamayacak mıyım şimdi ya? Ercan beni deletme. Ercan yürü! Ercan deletme beni! Yürü! Gel Ercan başkan, gel. Gel. Tübüler olsun ya. Sizin bebekte bir şey yok değil mi? Yok ya, ben motoru bozmuşum. Bozma da değil, komple yakma.